Peki Filiz koca olan telefon hattımızın diğer ucunda o da aynı okuldaki bir başka veli ve galiba çocuğu çok ciddi şiddet gördüğü iddiasıyla yayınımızda. Filiz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Doğru söyledim değil mi? Yine bu Adana'daki aynı okulda sizin de çocuğunuz öğrenci. Evet, benim de oğlumun burnuna vururken onu kırdı, parmaklarını kırdı. Kolu ve parmaklarını mı kırdı vururken? Parmaklarını kırdı. Karşı affedersin, ağzımı bozacağım ona. Bozma, dur benim abla. Benim çocuğumu ne hale koydu? Ben 15 gün çocuğuma rapor aldım. Allah Allah. Ne zaman Filiz ablacığım, ne zaman? Bu 15 gün oluyor. Daha çok 15 gün. 2 hafta oluyor. Peki aynı öğretmen mi? Araştırıyorum, mahkemeye verdim ben onu. Aynı öğretmenden mi bahsediyoruz? Yok, aynı öğretmen değil. Muharrem Hoca. Muharrem Hoca. Müdürün yardımcısı. Ha bu bahsedilen olan. Şimdi Filiz Hanım, heyecanlı müdürün olduğunuzu biliyorum. Tane tane anlatın. Sizin çocuğunuz kaçıncı sınıf öğrencisi? Kaçıncı sınıf? Ben izleyince kötü oluyorum. Kaçıncı sınıf öğrencisi sizin çocuğunuz? Dördüncü sınıf. Erkek çocuğu mu? Erkek çocuğu. Zaten geçen sene de Mayda Hoca'yla Mustafa Hoca, o da benim oğlumu kulakların zarından zarar verildi. Ben ona da rapor aldım. Yani berbat. Berbat. Şimdi teker teker anlatın bize. Önce geçen sene olan olaydan başlayalım. Ne oldu evet, geçen sene? Geçen sene Mayda Hoca'mız iki karı koca. Evet. Karı koca, onun eşi Mayda Hoca benim oğlumun kulağını sekerken zarına zarar verildi. Ben ona da rapor çıkardım. Ondan sonra ben o kışın hep onunla uğraştım. Allah Allah. Ben onları Allah'a bırakıyorum. Tamam. Şimdi bu geçen sene oldu hayatım. Evet, bu sene de işte bu sene de Muharrem Hoca benim oğlumun burnuna şeyini patlattı. Ondan sonra ben ona 15 gün rapor aldım. Rapor tamam. Siz okulda ne dediniz? Hocayla olan diyaloglarınızı anlatın bize. Ne dediniz? Sizi karşı şikayet edeceğim, rapor aldım vesaire. Evet, ne oldu dedim, dedim bana ne diyor? Elini sallıyor diyor ki seninle diyor uğraşamam. Aa. Dedim seninle uğraşırım. Şimdi Nihat bak burada lakayt öğretmenler var. Burada ben lakayt... Müdür bana... Sonra ne müdür oldu? Bana sonra yalvardı. Ne oldu Filiz Hanım? Müdür dedi ki yapma. Evet. Yapma dedi müdür dedi yapma dedi yani bir kere oldu dedim olamaz. Oldu benim çocuğum kaç seferdir darbe yiyor niye? Evet. Bir lokmacık çocuk. Eve nasıl geldi? Siz olayı nasıl öğrendiniz? Ben hemen gittim. Anlatın. Şimdi eli kırılmış öğretmenin çocuğun da burnu mu kırıldı? Evet çocuğum burnu böyle kırık ve kanlar içinde. Ne hissettiniz o an? Ne hissettim? Şimdi görüyorum zaten şu öğretmeni. Deli gibi olmuşum. Ah, ben yazık. Olur mu ya? Ah yazık ya. Göndermeyelim mi çocuklarımızı okula? Şimdi yani çok enteresan bir şey oluyor. Filiz Hanım sizden önce de 3 veli bağlandı. Bir tanesi de Mehmet Bey zaten. Tahtadaki beyefendi çocuğumuzun babası. Üçü de bu okulda sistematik bir şekilde. Evet. Benim de ben hani kendi okuma yazmam olmadığı için. Olabilir. Ben çocuğumu çok üstüne dedim hani. Hocam biraz hani mesela çocuğumun üstüne düş. Şöyle yani böyle mesela. Tersinesi sert kalk çocuğumu burnunu kır. Onun öğretmeni de o gün yoktu. Allah'ım. Ya yalnız Filiz Hanım başka bir şey söyleyeceğim. Yani oğlunuzun burnunu, elini, parmaktan bunlar çok ağır ithamlar ya. Ya gerçekten evet. Bunlar çok ağır ithamlar. Nereye gidiyoruz? Ne oluyoruz? Yani bilin millet nasıl susar evet. Bunlar? Buna nasıl da duyarsız kalınabilir? Ben inanamıyorum ya. Bana gerçekten ben İlkay şeyimi evet, yitirdim öyle. Ya. Yani ya, akıl melekelerimi anlamaya yitirdim bu normal bir gerçekten. Anlayamıyorum İlkay ya. Zor. Yani, şimdi Nihat olayı da tamamlayamadık Allah. Şu öğretmen de benim kızımın yan tarafında hemen yanında. Bu öğretmen mi? Dayakçı öğretmen mi? Bu öğretmen. Ha bitişik sınıfta. Kızımın yanında. Bitişik kızımın sınıfta. Yanında. Evet. Kızınız da aynı okulda o zaman. Gelmiş, o gün gelmiş ve velilerin içine girmiş diyor ki ne? Benden diyor veli diyor benden 4 milyar para istiyor onun için beni böyle yapıyor. Yalana baksana yalana. Aa veli niye para istesin canım? Aa. Neyse Filiz Hanım şöyle kapatalım o zaman. Şimdi şikayetçi oldunuz mu siz de? Şikayetçi oldunuz evet, mu? Evet ben şikayetçiyim tabii ki şikayetçiyim ben ona. Peki. Peki Filiz Hanım, tamam. Çok teşekkür evet. Ederiz, çok sağ olun. Bir şey değil. Büyük geçmiş olsun. 15 gün olmuş, peki çocuğunuz nasıl, sağlığı nasıl, şimdi nasıl?
İyidir biraz. Çok şükür. Ah, çok okula gidebiliyor mu? Okula gidebiliyor mu? O etkilendi mi? Gidebilir ama kanı durmuyor böyle. Göndermiyorsunuz sürekli yani. Sürekli kan akıyor. Sürekli burnunda kan akıyor. Abi burnu kanamış. Bu nasıl okul ya? Peki Filiz Hanım teşekkür evet. ederiz. Cani. Allah Allah. Tamam evet, geçmiş cani, olsun çok. Cani. Gerçekten okuldan velilerden gelen telefonların haddi hesabı yok bu arada. Arkadaşlarım burada emin başka bir şey oluyor yani. Burada gerçekten bu, başka bir şey oluyor. Evet evet. Yani gerçekten bu hani okul demeye bir işaretse bambaşka bir yere evrildik ya. Ha, bu nasıl yani? Buradan şu anda sesleniyoruz ve ardı arkası gelmeyen bir şikayetten bahsediyoruz. Nihat'cığım bir de aynı zamanda insanların lakayetliği var. Böyle yapıyormuş. Sen benimle ne uğraşıyorsun ya? Kadına el sallıyormuş böyle. Hiçbir şey, her şey cezasız kalmıyor ki. Ya benim çocuğumun... Ya ceza veren yok daha doğrusu. Yani ceza veren olmayınca da ne oluyor? Cezasız kalınca ya, da benim evladımdan daha önemli enteresan bir özgüven. Enteresan bir özgüven. E toplumda da nasıl olsa ya bir şey çıkmayacak. Kötü de biz olmayalım. Tamam oğlum dayak yediği gibi kalsın. Ondan sonra işte şiddet bu kadar artıyor. Ahlaksızlık artıyor. Uyuşturucuya yönelen gençler çok fazlalaşıyor. Bu kadar atama dinden, bekleyen ilimden, öğretmen. Bilimden uzaklaşan gençler ne olacak? Hayır çok büyük bir haksızlık var. O koltukları bekleyen ne kadar çocukları seven, bu işine aşık meslektaşlarınız var. Meslektaş dediğim için onlar şu anda sizden utanıyorlar. Bu çürük yumurtalardan bahsediyorum Ayhan Bey. Telefonlarımızı açmıyorsunuz ama sizin okul kadrosundaki öğretmenlerde bir sıkıntı var yani. Bunu görün artık. Ne demek yapmayın ya aramızda kalsın. Ne demek ya? Bizcan bir de dün bugün gazetede de yer aldı. Dün Bayram Bey yine o okuldaki öğrencilerden bir tanesinin velisi. Mesela okul müdür yardımcısıyla alakalı çocuklara şiddet uygulandığı noktasında açıklaması iddiası var. Bu da. Yine aynı okul. Zaten yani bahsettiği bu... kişinin velisi bu. Çocuğun burnunu kırmış dedi ya kolunu kırarak. Tamam, bu işte tamam. O veli Filiz Hanım. Bayram Bey'in de söylediği tamam. Okul müdür yardımcısı var dedi. Şimdi tamam, yani bence... Bu okulu baştan sonra yeniden inşa etmek lazım gibi çok tüm yönetim kadrosu. Çok evet. Önemli bir şey söylüyorsun. Biz buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Eğitim Bakanlığı bir kez daha seslenelim. Evet. Biz bu dayakçı öğretmen için şikayetçi olmuştuk zaten. Ama Allah aşkına şu okula müfettiş acilen yollayın. Belli ki okulun yönetim kadrosundan öğretmenlerine kadar bir sıkıntı var. Evet. Velilerin iddialarının doğru olup olmadığını yerinde araştırıp ortaya çıkaracak olan da toplumun vicdanını rahatlatacak olan da bu noktadan sonra müfettişlerimiz... Ne olur bizlerin de içine şimdi birazdan bir şey gireceğiz. Birazdan mesela zombi haberi gireceğiz. Tam maşallah Türkiye'ye de geldi. Tamam mı? Ya Allah aşkına bu küçücük çocuğa şiddet uygulayan eli kırılasıcı. Aslında çok şey söylemek istiyoruz da şimdi canlı yayındayız. Rütük var bilmem ne var. Yani bu öğretmen ve bu zihniyetteki öğretmenlerin, çocuğa şiddet uygulayan öğretmenlerin zombiden ne farkı var? Çok haklısın. Zombiden ne üstelik farkı var ya? Üstelik anne babalar nasıl rahat uyuyacak? Nihat çocuğu biri... servise bindirsen öyle tehlikesi ya. Var unutulabilir mi? Okula göndersen öğretmeni dayak atar mı? İnanılır acaba birisi değil. Bir ilaç katar, içeceğine bir şey İnanılır koyar mı? İnanılır gibi değil. Allah aklımıza bence mukayyet olsun. Bence tam yeri istersen o anne şeye de girelim. Anne babaların yardımcısı zombiye olsun. Bir girelim.